Efendim ilk dinleyicimiz. Bir dedi işim vardı işte, işim olursa falan dedi. İki koyun mu dedim dedi. Dana mı dedim dedi. Tam hatırlayamıyorum falan dedi. Bunları işim olduğu zaman aynı şekilde adak oluyor tabii. Bunu yerine getirmem. Efendim kalbi o anda ölçüdür. Ben öncelikle iki koyun dedim. Onu yurt dışında kestirebilir mi? Tabii Afrika'da kestirebilir mi? Kestirebilir. Bu konuda İhlas Vakfı da yardımcı oluyor. Orayı arayabilir. Çünkü yurt dışında Afganistan'da olsun, Hindistan'da olsun, Sudan'da olsun zannedersem temsilcilikleri var. Daha doğrusu orada bulunanlar var. Onlarla itibata geçiyorlar. Vekaleti gönderip orada halledebiliyorlar. Orada kestirilebiliyor mu? Kestirilebiliyor. Yani eskisine göre şartlar biraz daha müsait. Yani burada, internet üzerinden de verebilir. Tabii tabii. İhlas Vakfı'nın internet üzerinden aynı şekilde gelip orada adağını yazıp fiyatı nedir orada gözüküyordur. Yatırıyor. Vekaletinde veriyor. Parayı da gönderiyor. Parayı da gönderiyor. Onlar da hallediyorlar. Yurt dışına göndermesinde mahsur var mı? Yok. Mahsur söz konusu değil. Hani bazıları diyor ki efendim yurt dışında daha ucuzdur. Doğru, ucuzdur orada. Ama oradakiler dinleyicimizin de ifade ettiği gibi muhtaç olanlar daha çok. Yani bize göre daha çok. Bizde refah seviye yükselince çöp tenekeleri ekmeklerden geçilmiyor. Bunun hesabı da aynı şekilde bir gün gelir sorulur tabii ki.